Efendim herkese günaydınlar. Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla canlı olarak yılın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. 2020 hoş geldin diyoruz ve güzel temennilerle de açmış olalım programımızı. 2020 hepimize güzel şeyler getirsin. Bitmesini istemeyeceğimiz bir yıl olsun. Sağlık, mutluluk, sıhhat, aşk, bereket, başarı ve birliktelik içerisinde, barış içerisinde bir yıl olmasını diliyoruz. Bugün sosyal medya hukukundan bahsedeceğiz yayınımızda. Birçoğumuzun birden fazla da olsa, bir tane de olsa sosyal medya hesabı mevcut diye düşünüyorum. Kullananların çoğu içerisinde en azından. Bugün avukat Rıdvan Yıldız bizlerle olacak. Sosyal medyada da artık yasalar işliyor. Sosyal medya hayatımıza hızlı girdi ama etkili bir biçimde girdi. Bununla ilgili de hukukumuz mevcut. Bakalım neler olacak ama öncelikle konuğumuzu karşılayalım. Hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler Evgen Hanım. Merhabalar, nasılsınız Rıdvan Bey? Bir iki sene oldu. İki seneden evet fazla oldu herhalde sizinle görüşmeyeli. Yine yayınımıza buluşmak kısmetmiş bugüne. Evet. Yılın ilk programıyla birlikte olacağız bugün. Sizi tanıyoruz ama izleyenlerimizden ilk defa karşılaşanlar da olacaktır. O yüzden yakından tanımış olalım bir kez daha. Avukat Rıdvan Yıldız adım. Daha öncesinde tanıyanlar Tüketici Sorunları Derneği Başkanı evet, olarak tanıyacaklardır. Evet. O alandaki görevimizi başkalarına devrettik. Sıradaki arkadaşlarımıza. Bunun dışında serbest avukatlık mesleğine devam ediyorum. Yine bu sosyal medya, bilişim, teknoloji anlamındaki hukuksal çalışmaları şu an yapıyorum. İşte bunlardan ilki yeni yayınlanan kitabımız oldu diyebilirim. Evet, valla sosyal medya evet çok hızlı bir şekilde girdi. Yani şurada ben Facebook üyeliğimi hatırlıyorum. 2008'de ilk defa üye olmuşum. Hadi çıksın Türkiye'deki faaliyeti 2006 olmuş olsun, 2005 olmuş olsun. Şurada yaklaşık bir 15 yıllık, 10-15 yıllık faal olarak bir geçmişi var sosyal medyanın hayatımızda ama hızlı da ilerledi. Hayatımızın bir artık parçası, bütünü oldu. Baktığımızda birçok işte devlet başkanının, markaların, ünlü isimlerin, normal hani halktan kişilerin artık herkesin kimlik gibi aslında sosyal medyası mevcut. Fakat bu hukuka nasıl işledi? Bu kadar hayatımızın içinde olan bir mecra. Hukukta nasıl yer alıyor? Biraz bir giriş yapalım orada. Şimdi insanların hayatına girdiği hızda hukuk tarafından ya da otoriteler tarafından algılanmadı. Evet. Genellikle deneye yanıla bir takım kapatmalar oldu. Evet. Sosyal medya engellemeleri oldu. Tam olarak algılanması belki yine algılanıyor. Bunun bir takım sorunları oluşturduğu, bir ekonomisinin olduğu, bir şeyler yapılması gerektiği noktasına daha yeni geliniyor. Yani şöyle örnek vereyim. Bu YouTuber'lar denilen bir şey vardı. Bunlar bir takım kazançlar elde ediyorlardı. Çok uzun yıllardır. Ama bunun bir vergisi olabileceği, bu kazançların vergilendirilmesi olayını yönelik vergi daireleri daha 3-5 ay önce bir harekete geçtiler. Evet, bu zamana kadar kaymağını ekmeğini yiyen yedi. Bu zamandan sonra artık bir vergi şeyi olacak. Çünkü artık ticari bir boyut söz konusu, bir alışveriş durumu söz konusu. Nasıl televizyonlarda şu an işte reklamlar dönüyor. Bu reklamlardan karşılıklı vergiler ödeniyor. Alacaklar, verecekler tutuluyor. Artık sosyal medyada da bu mevcut aynı şekilde. Peki sosyal medya ile ilgili yasa çalışmaları ne zaman başladı diye soracak. Yani 3 aydır mı yoksa öncesinden de birkaç şey var mıdır bununla alakalı? Şöyle sosyal medya ile ilgili ayrı bir yasa henüz çalışması tamamlanmış ya da buna yönelik bir ilerleyen durum söz konusu değil. Henüz değil. Daha çalışmalar sürüyor. Biz henüz mevcut yasalarla yani mevcut yasaları mevcut ticaret yasaları, diğer yasalarla birlikte bu sosyal medyayı değerlendiriyoruz. Yani genel ceza yasaları üzerinden işliyor. Tabii bu durum zaman zaman doğru olmayan kararlara imza atılabiliyor. Evet. Çünkü yargı da bunu çok anlamış değil. Şöyle örnek vereyim, yargının buna yönelik tam bir algılamadığını. Çok yakın bir zamanda bir ünlü film oyuncusuyla hakimin çektirdiği bir fotoğraf olayı vardı. Evet. Bu çok gündem olmuştu. Sosyal medyada bunun paylaşılmasının doğruluğu, yanlışlığı, ölçüsü etik kısımları. Etik mi değil mi diyerek. Ve bu tartışma yeni başladı. Yani buna ilişkin yargı mensuplarının sosyal medyada ne yapması gerektiği bir ayrı bir problem. Başka bir şey soracağım. Bugün devlet kurumlarından
paylaşılırken de bir takım sorunlar oluyor. Şimdi bilirsiniz yani devlet yazışmalarının bir kuralı vardır. Bunun bir yönetmeliği vardır. Evet. Şu an devlet kurumlarının sosyal medya hesabı da var. Evet. Ama bunun bir kuralı, bir yönetmeliği yok. Yani burada evet ben bu alanın çok formüle edilmesi, çok böyle sınırlanması taraftarı tabii ki değilim. Ama genel açıdan bir kuralların olması gerekiyor. Yani her devlet kurumu, her kurum birbirinden ayrı şekilde ilan duyuru geçerse bu bir karmaşaya da neden olur. Bir kaos da olabilir bu anlamda. Evet işte böyle böyle oturacak herhalde sosyal medya dedik, hayatımıza hızlı girdi, etkili girdi ama daha tam oturtulamadı. Ama geçmişe de baktığımızda zaten yasaların çıkışları işte hepsi bir yaşanmışlıkla aslında. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki, yasalar sanıyorum daha iyi oturuyor yerine. Sosyal medyada da aynı şekilde, hukuksal boyutta da bu şekilde olacak. Ben kitabınızı bir göstermek istiyorum. Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları ismi. İsim de çok güzel. Şöyle bir kitabımız mevcut. Daha kitabımız bebek, daha çok yeni. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nelerden bahsediyoruz kitabımızın içerisinde? Onu da soralım size şöyle. Evet, kitap açıkçası... İçerisinde bir yerden göstermek istiyorum ben. Çok da güzel başlıklar var. Tabii buradan başlıkları tek tek koymak mümkün değil ama bölümlerden oluşuyor değil mi kitabımız? 22 bölümden oluşuyor. Evet. Bu 22 bölümde sosyal medyanın itibar kısmı, işçilerle, memurlarla ilgili kısmı, boşanma davası, çocuklar, eğitim, yine devlete yönelik durumlar. Bunun en çok kullanıldığı dönem seçim dönemlerindeki hukukuna ilişkin değerlendirmeler, birçok alanda yani 22 bölüm bulunmakta. Neler anlattık onu genel ifadeyle şöyle söyleyeyim. Ben uzunca bir süredir şunu gözlemliyorum. Toplumumuzda iki eksik var. Birincisi ne? Sosyal medya okuryazarlığı. Ha, iki evet. Hukuk okuryazarlığı. Doğru. Çok haklısınız. Yeterince bilgi sahibi olmayabiliyoruz şimdi, bu kişiye. Şimdi sosyal medya bir sanal alan olarak algılanıyor. Ben burada yazarım, çizerim. Çünkü fiziksel bir algı oluşmadığı için bunun bir hukuki karşılığının olduğu, orada yapılanın cezai sorumluluğun olabileceği, hukuki sorumluluğun olabileceği bilinci oturmuş değil. Ha, zaten genel olarak da söyleyeyim, bu bizim genel bir eksiğimiz. Hukuk bizde genel olarak evrak işi, bir teferruat. Ya işte prosedür olarak yapalım, hani prosedür olarak imzamızı da attık diye düşünülen bir alan. Ancak böyle değil. Yani her işin nihai noktası hukuka bağlanıyor. Bunun dava kısımları ve farklı kısımlara geldiğinde herkesin bir hukuk korumaya ihtiyacı oluyor. Yani hukuk kesinlikle bir teferruat değil. Hani hem sosyal medyanın hukuki boyutu hem de hukukun ciddiye alınması gerektiğini aslında bir arada işlemeye çalıştım. Buradaki birçok bölüm mutlaka yani herkesin kendiyle ilgili bulabileceği bir bölüm mutlaka olacak. Bir de şöyle, ben okuyucular için şunu söyleyebiliyorum. Yani şu ana kadar aldığım yorumlar da öyle. Bu kitabı okuduk, evet, kenara koyduk değil. Sonrasında ya filanca bir şey oldu, acaba bu kitapta da yazıyordu deyip tekrardan bakabilecekleri de bir kitap. Onu da söyleyebilirim. Ve bu sadece sıradan bir hukuk kitabı da değil. Yani herkesin okuyabileceği ve rehber olarak kullanabileceği. Anlayabileceği, rehber olarak kullanabileceği. Ve bir aslında genel bir sosyal medya kültürünü hedefleyen bir kitap. Aslında bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok ihtiyacımız olacak bir kitap. Bilmiyorum, hukuksal alanında sosyal medya hukukuyla alakalı bir kitap başka yazıldı mı? Ya da sayısı azdır diye düşünüyorum varsa da. Bu şekilde geneli içeren, genel olarak bilgiler sunan, yani detaylı teknik değil. Yani genel anlamda rehber olabilecek anlamda ilk diyebilirim. Yani çünkü ilk diyebiliriz. Ne kadar güzel ilk bir imza atma konusunda. Gerçekten bu kitaba şöyle ihtiyacımız var dedik ya, sosyal medya gerçekten hayatımıza, yani ben bütün yakınlarımdan, işte sevdiklerimden, yakın olup ama uzak oturduğum insanlardan, farklı ülkedeki arkadaşlarımdan hep sosyal medya üzerinden haberleşiyorum. Onların hayatlarını takip edebiliyorum. Sevdiğimiz ünlüleri, yine devlet adamlarının, yine çeşitli gelişmelerin, bazen bir şey oluyor. Bir aktivite yapılacak, bunun üzerinden yine haberleşiyoruz. Yani artık sosyal medyasız düşünemiyorum şahsen.
kullanmayanları da saygıyla karşılıyorum. Çok da hani başarılılar bu anlamda. Hani bu devirde kullanmamakta. Çünkü artık bir bağımlılık da oldu baktığımızda. Araya gireyim. Tabii Şimdi ki. sosyal medya hani kullananlar bunlarla ilgili bir takım riskler söz konusu oluyor diyorlar ya. Sosyal medya kullananlar bu risklerden kurtulmuyorlar. Şimdi bir örnek vereceğim. Çok yakın bir zaman Şener Şen'in adına bir sahte hesap açılıyor. Ve oradan atılan tweetlerle bunu Şener Şen attı zannediliyor ve Şener Şen çok sonradan bundan haberi oluyor. Ha mesela bir de öyle bir Şimdi durum sosyal var. medyayı kullanmadığınızda sosyal medyanın etkilerinden kurtulmuş olmuyorsunuz. Bunda araya Aynen. şey Yine gelmiş. o şey içinde bulunursanız daha iyi kontrol edersiniz diyelim en azından. Hani hesabınızın hangisi olduğu belli olur. Evet. Özellikle ünlü isimler evet bunu gerçekten çok yaşıyorlar. İşte kimisi diyor ki ben işte sadece Twitter kullanıyorum. Herhangi bir farklı sosyal medya hesabım yok ama bir sürü hesap var. Hatta binlerce takipçi almış hesaplar bunlar. Bunlar da yaşanıyor tabii ki. Bunun dışında peki biraz daha ilerletelim konumuzu. Şimdi sosyal medyada sahte takipçi diye bir durum var. Takipçi satın alıyorsunuz. İşte fenomenleşiyorsunuz görünüşte tabii ki. Tabii artık bu sahte takipçileri ayırmanın da yöntemleri var. Hani gözle görülür bir şekilde anlaşılır noktaları var. Ama bu bir suç mudur? Yani insanları kandırmak mı oluyor? Farklı bir şey mi oluyor? Bunun yine bir boyutu var mı yasalarımızda? Şimdi şöyle, bu mevcut yasalar bağlamında ele alacağım. Şimdi bizim ticaret yasalarımızda, Türk Ticaret Kanunumuz diyor ki kendi ürünlerini, kendi kişisel durumunu, işlerini yanıltıcı bir şekilde davranış var. Yanlış bilgi vermek haksız rekabeti oluşturuyor. Ve haksız rekabetin 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası gibi cezaları var. Şimdi A firması bizim ürünlerimiz çok satılıyor, bizim çok takipçimiz var, biz böyleyiz diye yanıltıcı bir şekilde kendini sunar, rakiplerinden yanıltacak şekilde buradan fayda sağlarsa işte burada bir suç devreye girer. İkinci bir durum, şimdi bu alanın bir de reklam kısmı var. Siz televizyoncusunuz ama bunun artık sosyal medya reklamcılığı da var. Bu fenomen dediğimiz kişiler benim şu kadar takipçim var, 3 milyon, 5 milyon diye bu şekilde anlaşmalar yapıyorlar. Diyelim ki burada yanıltıcı bir şekilde karşısındakini yanıltarak bir menfaat temin etmişse, bir çıkar elde etmişse bu haksız rekabeti de oluşturabilir. Ayrıca dolandırıcılığı da oluşturabilir. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela Instagram'dan işte bir şey bazı siteler var. Ticari siteler artık işletme hesabına da geçiş yapılıyor biliyoruz ki. Bazen aslında takipçi sayısından da bir güvenmek isteyebiliyoruz o siteye. Ha, bu kadar kişi takip etmiş. Demek ki uzun zamandır var olan, beğenilen bir site. Bir bakayım alışveriş de yapabilirim diye düşünebiliyoruz birçoğumuz. Ama bir bakıyorsunuz tabii ki bazen her zaman da bunu anlayabiliyoruz diyoruz ama her zaman bunu anlamak da mümkün değil sahte takipçi olayını. Bazıları çok profesyonel takip sunabiliyor çünkü baktığınızda. Ne oluyor? Alışveriş yapıyorsunuz ama aslında belki de 200-300 tane takipçisi olan daha köklü hale gelmemiş siteler olabiliyor. Güvenilir olmayabiliyor, mağdur olabiliyorsunuz. Evet dediğimiz noktada ne oluyor? Sahte takipçilik biraz bu anlamda kandırmasyona da kaçabiliyor takipçiler, diğer takipçiler ve müşteriler açısından diye söyleyelim. Bu da bunun insanlar zannediyorlar ki hani hukuksal bir karşılığı yok. Buradan bundan kime ne, benim takipçilerimden gerçek mi değil mi, kime ne gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii şöyle, bu kişilere yüklüyoruz ama bu sorumluluğu. Bu sosyal medya platformları da ciddi bir güç. Yani dünyada ekonomiye baktığınızda ilk 10 arasında 4 tanesi, 5 tanesini Tabii ki, ilk 10 tabii arasında ki. görüyoruz. Şimdi buranın hukuku oluşmaya başladığında bunların sahte takipçiliğe yanıltıcı bir takım durumların ortaya çıkması ile ilgili sorumlulukları da doğacak. Buna müsaade ettiklerinde onlar da bunlardan maddi olarak ya da farklı şekillerde sorumlu tutulabilecekler. Tabii ki bu işin hukuku oluşmaya başladığında. Şu an sosyal medya çok nadiren bu platformlar bir skandal olduğu zaman, çok önemli durumlar ortaya çıktığı zaman sorumlu tutabiliyorlar. Özellikle Avrupa Google'a yönelik ve diğerlerine yönelik yalan haberlerle mücadele için çalışma arttırma gibi Evet, o da taleplerde var. Bilgi kirliliği de çok bulundu. yüksek.
bir taraftan. Peki bunun dışında mesela hep sorulan, akılda olan bir şey. YouTuberlar, evet, çok başarılı YouTuberlar var. Çeşitli sosyal medya fenomenleri var. Peki bunların mesela büyük bir kitlesi oluşuyor. Ticari boyutta büyük kazançları oluyor. Diyelim ki Allah göstermesin, öldüler, bir durum yaşandı. Ne oluyor, bu miras bırakılabiliyor mu, bu siteler, bu haklar, ya bununla ilgili de bir şey çıktı mı yasada? Onu da merak Evet. ettik. Hep de aklımızda bir soru işareti bu. Şimdi bu sorunun bir tık gerisinden alalım. Bu sosyal medyadaki paylaşımları kimin? Biz burada ne kadar sahip? Bu bizim mülkiyetimizde mi? Sosyal medya platformlarının mülkiyetinde mi? Buradaki şimdi hukuki durum ne? Bu kullanıcı sözleşmelerini incelediğimizde biz Instagram'ın, Facebook'un ve diğerlerinin genellikle şunu görüyoruz. Burada paylaştığınız her şey sizindir ama biz bunu kullanabiliriz, devredebiliriz, başkalarına lisans verebiliriz. Bize sınırsız bir hak veriyorsunuz. İster sileriz, ister silmeyiz, siz silseniz bile bizde kalabilir diye sınırsız bir Hak hak veriliyor. alıyorlar. Tabii bu çoğu kişinin bunu okumasını biz bekleyemeyiz. Tabii bir sürü sayfa, küçük küçük Ben yazılar. bunu kabul etmiyorum gibi de bir durum. Çok çoğu zaman söz konusu değil. Dolayısıyla burada sınırsız bir mülkiyet edinmiş oluyor sosyal medya platformları. Şimdi henüz bunun ülkemiz açısından örnek bir davası yok ama Amerika'da ben çok ilginç bir dava örneğine denk geldim. Yani bunu açarak gitmek istiyorum çünkü. Tabii ki, lütfen. Dava şu şekilde. Huffington Post isimli bir blog sitesi. Şöyle söyleyeyim. Hani bizde sözlükler var ya. Evet, Bunun onun daha gibi. kültürel, daha entelektüel olanını Entelektüel. bloggerların paylaşımlar yaptığı, yazılar yazdığı, makaleler yazdığı bir site gibi düşünün. Burası 2011 yılında yanılmıyorsam 315 milyon dolara satılıyor. Satıldığında bloggerlar, 9000 blogger Amerika'da dava açıyor. Biz burada paylaşım yaptık. Burada demokrasi, kültür, edebiyat ana amaç buydu. Ancak bizim paylaşımlarımız üzerinden ortaya bir maddi fayda sağlandı. Dolayısıyla bunun 105 milyon doları biz bloggerlar ödenmeli diye bloggerlar dava açtılar. Haklılar. Evet, haklılar. Çünkü burada bir takım şey yaptılar. Ancak 2014 yılında yanılmıyorsam Amerikan mahkemeleri karar verdi. Tabii ben bu şekilde gideceğini düşünmüyorum ama karar şu şekilde. Kimse bloggerları yazmaya zorlamadı. Kendileri içerik paylaştılar. Dolayısıyla burada bir talepleri olamaz. Tabii bu başlangıç davaları diyebilirim. Şimdi yarın bir gün bu alan dedik ki sosyal medya hayatımıza yayılıyor ama şimdi sosyal medyadaki bir emek, bir üretilen içerikler, ortaya çıkartılan şeylerin bir hak sahipliği de olması gerekiyor. Onların sayesinde, onların yazılarıyla büyüyor, Evet. zorlanmamış olsalar da. Evet. Bugün bazıları ödemeler yapıyor ama bunların adil olduğu söylenemez. Yani adil ödemeler yapılmıyor. Yani buradaki paylaşımların mülkiyeti ve buradaki gelir elde edilmesi konuları ilerleyen zamanın hukukuna ve gündemine girecek. Ama örnek Amerikan davası burada kimse hak sahibi talep edemez Edemez diye diyor. daha çok bu platformların lehine. Şimdi miras konusuna da buradan gireceğim. Normal olarak kişi vefat ettiğinde maddi değerlerinin tamamını mirasçılarına bırakabilir. Ancak şimdi bizde mülkiyet taşınır ve taşınmaz şeklinde mülkiyet hakları var. Evet, marka, telif gibi haklar var ama sosyal medya ve genel anlamıyla bir dijital mülkiyet henüz bir hukuku oluşmadı. Yani Eyvah. bu dijital mülkiyetin ben üçüncü bir mülkiyet türü olacağını düşünüyorum gelecekte. Bence de. Şimdi bu dijital mülkiyet durumu doğmadığı için başta söyledik. Sosyal medya siteleri, bu platformlar diyorlar ki buradakiler bize ait, biz kendi şartlarımız doğrultusunda ödeme yaparız, hak veririz, vermeyiz gibi bir şey oluşuyor. Facebook'un varis atama uygulaması var. Yani hesaplara Evet, birini öyle bir varis durum var. atayabiliyorsunuz ama bu maddi bir miras anlamında değil. Anı, yani sosyal medyadaki anı. Kaybetmesin içindeki dosyaları Kaybetmesin, diyerek. anı olsun, işte insanlar burada kalsınlar gibi bir şey var. Burada bir virgül Evet. koyacağım lafınıza, müsaadenizle. Kısa bir aramız olacak. Çünkü efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Konular derin, önemli ama az sonra, reklam arasından sonra sizlerle birlikte olacağız.
efendim. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sosyal medya hukukunu konuşuyoruz. Avukat Rıdvan Yıldız yayınımızda. Biraz önce dedik ki bu işe peki sosyal medyalar miras olarak, maddi olarak da yani miras olarak bırakılabiliyor mu? Evet, tam o cevabı. Genel olarak böyle bir durum söz konusu değil sanıyorum ama sadece şeyde Facebook'ta varis olarak ata diyebiliyoruz birini ama anılarının kalması için yine galiba maddi bir miras söz konusu değil henüz sosyal medyada. Şöyle henüz bu hukuka oturmadığı için böyle bir durum yok. Ama ben ilerleyen süreçlerde uluslararası anlamda da bu davaların açılacağını, hak sahiplerinin buralardan elde edilecek gelirler için YouTube, Facebook gibi platformlara taleplerde bulunacaklarını ve dava açacaklarını düşünüyorum. Evet. Biz bu davalarda, bu süreçlerde örnek uygulamaları göreceğiz. Yani belli bir süre sonrasında sosyal medya hesapları hem de buradaki paylaşımların bir gelir ve dijital mülkiyet anlamında değerlendirileceğini düşünüyorum. Henüz bu uygulamada yok ama şimdiden yavaş yavaş bunlar ortaya çıkacak. Aynen. Yani dedik ki evet miraslar için dediniz ki işte taşınabilir, taşınamaz olarak ayrılıyor ama dijital olarak da üçüncü bir platformda olacaktır diye tahmin ediyoruz bu konuda. Peki şunu merak ettim. Şimdi YouTuber'lıktan, sosyal medya üzerinden ciddi kazançlar elde ediliyor. Büyük emekler tabii sarf ediliyor bu noktaya gelinene kadar. Hatta maddi yatırımlar da yapılıyor yine bu noktada işte sosyal medya uzmanları olabiliyor. Peki sosyal medya uzmanı, YouTuber hayatını kaybetti, fenomenimiz hayatını kaybetti. İşte şu an böyle bir hukuk kanunsal boyut olmadığı için miras bırakılamıyor ama ileride böyle bir yasa çıktı. Geri dönüş davası açabilirler mi? Aslında şöyle yani bu şu anda genel yasalar çerçevesinde dava açabilirler. Ama bunun henüz hani uygulaması, örnek davası, örnek kararları yok. Çünkü burada da bir geliri var, bir hakkı var. Evet. Bu devam ediyor. Elbette şimdi YouTube'un kendince koyduğu kesin kurallar olabilir. Evet bu hesaplar bizim ister kapatırız ister açarız. Hep bu şekilde onu da söyleyeyim sosyal medya platformlarına. Evet. Ama buna karşı açılacak davalarda mahkemelerin bu sözleşmeleri hakkaniyetli bir çerçevede değerlendireceğini düşünüyorum. Daha çok uluslararası açıdan birçok dava ilerleyen süreçlerde karşımıza gelecektir. Az önce başında anlattığım Amerika'daki bloggerlar davası gibi. Davası gibi diyoruz. Peki bunun dışında şimdi memurlar, işçiler, hani genel olarak çalışan insanlar yani işlerini kaybetmemek için sosyal medya paylaşımlarında nelere dikkat etmeli? İşte biraz önce söylediğiniz gibi reklam arasının öncesinde bir hakimin ünlü bir isimle hani davasına baktığı ünlü bir isimle işte fotoğraf paylaştı. Bu etik mi değil mi, doğru mu yanlış mı çok tartışıldı. Ya da bunun gibi farklı şeyler de olabiliyor. İlla hani biriyle bu şekilde hukuksal anlamda paylaşım değil ama normal hepimiz günlük herhangi bir şey paylaşıyoruz ama işin ucu işimize dokunabiliyor. Bunlar ifşa olabiliyor. Yani bununla ilgili yine dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır diye soracağım. Evet. Çok fazla var. Şimdi ikiye ayıralım. Memurlar kısmıyla başlayalım. Evet. Şimdi bizim kanunlarımız memurlara bulunduğu pozisyonun devlet memurluğunun ve devletin temsili noktasında en iyi şekilde temsil etmesi, doğru dürüst bir şekilde temsil etmesi ödevini yüklüyor. Ancak bu şu demek de değil, ülkenin gündemi, genel gidişat ile ilgili sosyal medya kullanamayacaklarını, ülkenin gündemine ilişkin yorumlarda bulunamayacaklarını, fikirlerini beyan edemeyecekleri anlamına gelmez. Evet. Ama bunu yaparken açık bir siyasi söylemin olmaması gerekir. Yine kendi özel hayatları ile devlet memurluğunun zarar görmemesi gerekir. Başka bir örnek de vereceğim. Birebir benim gördüğüm bir dava örneğini anlatmam doğru olacak. Bir memur, polis memuru, şöyle bir olay yaşanıyor. Bir arkadaşı geliyor yanına, polis memurunun. O arada bir ortaya çıkan bir şey sebebiyle masasından kalkması gerekiyor. Arkadaşı polisin ekranından fotoğraf çekiyor. Sosyal medya hesabında da işte bir takım anonim hesaplar var. Hani ismi olmayan hesaplar var. Burada ben
filanca ekranımın başındayım. İşim bitince size de gündüzü göstereceğim diye birileriyle yazışmalar yapıyor. Eyvah. Ve bu ilgili kurumlar bunu görüyorlar. Evraktan hangi işte evrak numarasından ya da oradaki belgeden bunun hangi ekrandan olduğunu tespit ediyorlar. Ve bu nedenle polis memuru görevinden oluyor. Ve bununla ilgili açıklamaması gereken bilgileri açıkladığı için de hapis cezası alıyor. Ve bu Oo, çok hukuki süreçler sıkıntı. tabii ki devam ediyor ama yani bunu buradan şunu ifade edelim. Çok da güvenmeyin etrafınıza diyelim. Yani bunu özel alanla devlet memurluğu alanını iyi ayırmaları gerekir. Buradaki özel bilgilerin kendileri açısından ifşa olmaması gerekir. Yani meslekleri açısından hem suç oluşmasın yani bunun hapis cezası Evet, karşılığı da var. Hem olabiliyor. de memuriyetlerinden olmamaları için azami olarak dikkat göstermeleri gerekiyor. Yani hatır, gönül, ricayla birilerinin farkında olmadan yani onu yapan bunun belki böyle olacağını bilse yapmayabilir. Ha, belki evet. Ama tabii başkalarının inisiyatifine bırakmamak gerekir. O yüzden bu yönden kendilerini korumaları gerekiyor devlet memurlarının. Kesinlikle. Devam edelim. İkinci bir durum çok sorulan sorulardan biri devlet memurları tarafından. Şimdi bu sosyal medyadan fenomenler vesaireler gelir elde edebiliyor. Peki devlet memurlarının buradan gelir elde etme durumu nasıl olur? Evet, bir de o boyut var. Şöyle örnek devlet memuru bir kitap yazabilir. Öğretmen olabiliyor mesela, öğretmen olanlar var, değil mi? Evet. Şimdi buraya gelelim. Burada devlet memurluğu telif hakları mesela kitap yazdı, bir takım telif hakları gibi imkanlar var. Ama bunun dışında ticari faaliyetleri, ticari kazançları yasaklamış kanun memurlar açısından. Şimdi vergi kanununa bakıyoruz. Süreklilik arz eden bir kazanç söz konusu ise bunu ticari kazanç elde ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Memur arabasını sattı. Oradan bir gelir elde etti. Bunu ticari kazanç görmüyor ama sürekli aylık arz ediyorsa yani fenomen olarak sürekli bir gelir elde ediyorsa bu ticari bir durum ortaya çıkarttığı için memurlukla Sürekli. bağdaşmayabilir. Ve bu nedenlerle dolayı bu nedenlerden dolayı memurlara disiplin cezası verilebilir. O yüzden Ekstra bir iş yapamıyor çünkü evet. memurlar. Yani Doğru. buradaki durumu iyi görmeleri gerekir. Evet, gelelim işçilere. Evet. İşçilerle ilgili çok rastlanan durumlardan biri mesai saatlerinde ve iş anlarında sosyal medyayı kullanmak, çok fazla paylaşım yapmak gibi durumlarla işlerini aksatmak. Açıkçası hani Yargıtay'ın örnek kararlarına da yansıyan durumlarda iş saatlerinde yoğun sosyal medya kullanımı söz konusu olursa iş akdinin hakkı nedeniyle fesine bir gerekçe olabiliyor. Bunun dışında diğer bir durumda işçilerin bu sosyal medyadan işverenlerini eleştirmeleri, işverenlerin aleyhine paylaşımlarda bulunması. Şimdi bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Yani işverenlerini aleyhine herkesin eleştiri sınırlarında ifade özgürlüğü mevcut. Ama bir örnek kararda çalıştığı kurum aleyhine boykot çağrısı yapan işçinin iş akdinin feshinin hakkı nedeniyle haklı olduğuna hükmetmiştir Yargıtay. Yani her durum birbirinden ayrı. Evet ifade özgürlüğü Var önemli ama. ama bunu doğru kullanmak lazım. Yine herkes kullanıyor. Ülke gündeminden, genel durumlardan ifade özgürlüğü herkes için geçerli, işçiler için de geçerli. Ama bu suç oluşturuyorsa, iş yerindeki olumsuzluklara neden olabiliyorsa, yani bu siyasi paylaşım olabilir, başka suçlar olabilir. Suç oluşturacak şekilde paylaşımlar mevcutsa işçiler bunlara dayanarak işlerini kaybedebilirler. Kaybedebilirler. O yüzden dikkat etmek lazım. Sosyal medya, aman herkes her şeyi paylaşıyor deyip geçmemek gerekiyor. Evet. Bununla ilgili hani ekmeğinizden, işinizden tazminatsız bir şekilde de Evet. olabiliyorsunuz. Onlara dikkat etmek gerekiyor bu anlamda gerçekten. Gerek devlet memurları, gerek özel alanlarda çalışan işçiler de aynı şekilde diyoruz. Peki bunun dışında spam diye bir şey var. İşte ne bileyim bir şeyin sakıncalı olduğunu, uygun içerik olmadığını ya da rahatsız edici bir durum olduğunu gördüğümüzde şikayet edebiliyoruz spam Evet. olarak. Bazen ama insanlar bunu farklı olarak da kullanıyor. Gıcık olduğu biri var, hesabının kapanmasını istiyor, herhangi bir şey istiyor. Örgütlüyor da birkaç bir kişiyi. Spam olarak suç duyurusunda bulunuyorlar herhangi bir durum olmamasına rağmen.
Bunun yine bir boyutu var mıdır, hukuksal bir boyutu? Şimdi haksız fiiller, hukuka aykırı olarak zarar verici fiiller söz konusu olursa, evet, bu maddi ve manevi tazminat davasının konusu olabilir. Nasıl peki ispat edilebilir bu? Şimdi genellikle bunlar yapan kişiler, bunu örgütleyen kişiler buna spam çağrısı yapın diye onları zaten paylaşıyorlar. Evet. Bu paylaşımları kanıt olarak sunabilir söz konusu kişi. Ve bu şekilde yani tespit edebilirse kimliğini şey yapabilir. Bu konuyla ilgili maddi ve manevi kaybıyla ilgili tazminat davaları açabilir. Hı hı. Yani genellikle burada bilinen kişiler bunu yapabiliyor. Yani tanınan evet. kişiler. Ben örnek bir olayda şunu görmüştüm. A sanatçısı, B sanatçısının kendi hayranlarını hedef gösterip hesabını kapattırdığı bir örnek görmüştüm. Evet. Mesela kitlelerde büyük olunca. O B sanatçısı bu durumda bir uğradığı zararla ilgili bir evet. maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Kesinlikle yani böyle bunu... bir hakkı da var. O yüzden o spam çağrılarına dikkat ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Peki bir sürü sorun var sosyal medya ile ilgili. Kitabımızın da arkasında aslında bu soruların birçoğu yer alıyor. Hepsi içerisinde bu kitabın, onu da söyleyelim hepsi bir taraftan. Hepsi içerisinde ve çok çok daha fazlası. Çok daha fazlası var tabii ki. Biz daha çeyreğinin çeyreğini daha işlemedik bu konuda. Diyelim ki sosyal medyada işte bir durum yaşadık. Bir marka ile ilgili bir durum yaşadık ya da bir kurumla ilgili bir durum yaşadık. Ve bunu duyurmak istiyoruz. Bakın işçi değiliz, çalışmıyoruz. Diyoruz ki ben böyle böyle bir markanın işte hizmetinden mağdur oldum. Benim işte mağduriyetim giderilmiyor. Böyle böyle beni zor durumda bıraktılar, ilgilenmediler, şöyle dediler, böyle yaptılar diyerek yani bu yaşadığımız şeyi aynen bu şekilde isim de vererek sosyal medyada duyurduk. Evet. Bunu ifşa etmenin yine bir suçu var mı? Şimdi ikiye ayıracağım. Hı hı. Bir bankalar açısından, evet. bir de diğer kurumlar açısından. Kurumlar yönünden. Hı hı. Biz de bankalar ekonominin için çok önemli olduğu için bir takım korumaları alınmıştır. Hı hı. Yasada bankanın itibarını zedeleme diye bir suç söz konusu. Aa, öyle bir şey de yani, var. Yani banka ile ilgili haklı ya da haksız fark etmeksizin, hı. bu basında da geçerli, sosyal medyada da ya da itibarını zedeleyecek şekilde paylaşım yapmanın hapis cezası Yüksek. Söz konusu. Bunun bir hapis cezası var. Evet. Yani bankalar tazminat davası da açabilirler ama bankalar aleyhine birebir A bankasını, B bankasını, C bankasını hedef alarak paylaşım yapılırsa hı hı. bu bir hapis cezası konusu olabilir. Evet. Ha, uygulamada ben çok görmedim. Yani bankaların Açandım. Bu şekilde şeyini görmedim. Ama bu yönde bir başvuru ya da şikayet yapmayacakları anlamına gelmez. Tabii ki yapabilirler. Şimdi şey ne para var çünkü. Banka kısmını bir tarafa evet. Bu şekilde daha dikkatli olması gerekebiliyor. Evet, dikkat ediyoruz. Bankalar şimdi, dokunulmaz. Genel bu anlamda. Konulara gelirsek, bununla ilgili bir takım böyle siteler doğuştu. Hı hı. Hani tüketiciler orada şikayetlerini paylaşsın evet, tarzında. Evet, şikayetlerimizi ediyoruz, yazıyoruz. Şimdi buradaki yine konu şuraya gelecek. Yaşadığınız mağduriyeti evet ifade edebilirsiniz. Sosyal medyada da ifade edilmeyecek diye bir şey yok. Ama bunu ifade ederken bir ölçüde, belli bir ölçüde hakaret olmak, etmeyerek. Hakaret etmeden bir de sınırlı bir şekilde mağduriyetle, yani bunu abartarak ya da farklı bir şekilde değil. Dördüncüsü de size karşı hukuki bir yola başvurursa siz bunu gerçekten o benim mağduriyetim buydu, ben bunu ifade İspat ettim. İspat edebilecek şey Evet. olmalı. Aa evet. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Sosyal medya ya da medya genel anlamda söyleyeyim. Hı hı. Buralar yargı mercileri değil. Siz buralarda yaptığınız şikayetler ve şeyler hukuki bir sonuç doğurmuyor. Yani sizin hukuken izlemeniz gereken yollar var. Yani orada yazmanız zaman zaman evet çözüm için faydalı olabiliyor ama her durumda değil. Yani bunu yaparken, çözüm ararken doğru ilerlemek gerekiyor. Aşırıya kaçmamak gerekiyor. Ve asıl gitmeleri gereken yolun, izlemeleri gereken yolun da hukuki yolları olduğunu bilmesi gerekiyor izleyicilerimiz. Evet. Bunları da hani siz yine hukuki boyutunda şikayetinizi yapın. İspatıyla birlikte bazı şeyleri elinizde tutun.
Yine insanları hani bazen ben ettim siz etmeyin siz almayın diyerek de yönlendirme durumu olabiliyor aslında. Bunda belli çerçevede Evet. işte yine itibar zedeleme hani ne bileyim hakaret boyutuna ulaştırmadan daha düzgün bir dille yine tabii ki ifade edebilirler Ya hele diyorsunuz. hele bir takım başkalarının yaydığı bilgiler üzerinden kanaat Ha, oluşturup bir de o var. onları yayarak çok boşluğa düşebilirler. Yani çok oluyor. Bazen çok hassas konulardan, pedofiliye kadar gidebilecek konulardan bazı kurumlarda hani doğruluğunu yanlışını bilmeden paylaşımlar Evet. yapabiliyoruz aslında. O yüzden evet doğru önce araştırıp ondan sonrasında bunu yapmak gerekiyor diye İfşa söylüyorsunuz. konusuna gelirken başka bir şey daha Tabii buraya ki lütfen. koymak istiyorum. Şimdi yakın zamanda çok denk geldiğim olaylardan biri. Tabii ki şimdi artık sosyal medya insanların arasında bir iletişim, Tabii bir ki. ilişki, belki bir evlilik için bile bir yol olabiliyor. Yani bunu kabul Evet. edelim. Bu hayat nasıl geçmişte farklı şekillerde insanlar iletişim Tabii kurabiliyorlarsa, ki. mektuptu, başka bir şey, başka sosyal alanlar söz konusuysa bugün sosyal medyada bir alan. Bunu Evet. kabul Bu edelim. öyle hayatımızın içinden. Zaman zaman şunu görüyorum. A kişisi B kişisine görüşelim demiş, nasılsın, merhaba demiş. Ama C kişisi bunu sosyal medyada, hele bu daha çok ünlüler ve bir takım kamuya mal olmuş kişiler arasında çok fazla oluyor. Bu kişi bana mesaj attı diye bunu ifşa ediyor. Aa evet öyle bir durum da söz konusu doğru. Bu tip ifşaların, şimdi şunu ifade etmek lazım. Kişiler arasındaki özel haberleşmeleri ifşa etmenin 5 yıla kadar Oo hapis hapis cezası cezası var. var. Karşı tarafın rızası olmaksızın. Artı bu kişi bu şekilde itibarı zedelenmişse o kişi bir dava da açabilir. Yani şunu demek istiyorum. Evet, yani bu bir mesajda suç unsuru varsa, hoş olmayan bir durum varsa, evet bunla ilgili yargısal mercilere gidilebilir. Ama A kişisi merhaba demiş ya da nasılsın demiş. Yani o buna rağmen bunu bana mesaj atıldı. İşte A kişisi, B ünlüsü, C şahsı diye ifşa etmek hem doğru Evet. değil hem de suç. Suç diyoruz. Bunu buradan aman belirtelim. Son zamanlarda hele her haberleri işte magazin siteleri önümüze çıktığında mutlaka bunları görüyoruz. İşte çok ünlü bir isim işte bir fenomene atmış mesaj ya da normal halktan bir insana atmış. Bazıları da çok masum değil. Evet farklı niyetlerle gidiyor bu ünlü isimler ama yine de bunu ifşa etmek hukuksal boyutta 5 yıla kadar Evet. cezası var diyoruz. Aman diyoruz, dikkat ediyoruz. Konuşacak çok konumuz var aslında. Ben hemen çok kısa bir şekilde şeye de değinmek istiyorum. Çünkü programı hemen kapatmamız lazım. Vaktimiz doldu ama onu da konuşursak tamamlanmış olacak Evet. konumuz. Instagram'da bu yayınladığımız ya da sosyal medyada yayınladığımız hikayeler, storyler var. Trafikte özellikle hani araba kullanırken, araç kullanırken. Bu da yine kaza oranını arttırdı mı kusur olarak nasıl bakılıyor yine Evet. kanunlarda? Çok kısa bir şekilde Şimdi hemen. şöyle bir durum var. Artık sosyal medya paylaşımları da davalarda delil olmaya başladı. Yurt dışında örnekleri var. Bizde de olacaktır. Evet. Şöyle düşünelim. Bir trafik kazası oldu ve şu an çok moda bir şey var. Yolda giderken bir Evet. şarkı çalıyor ve şarkıyı insanlar Paylaşmak. paylaşıyorlar. Evet. İşte bu kaza anında siz Instagram stories atmışsanız bu neyi gösterir? Demek ki Direksiyon yola dikkat başında etmiyorum. etmiyor olduğunuzu ve kusurlu olduğunuzu gösterir. Artık bankalar, sigorta şirketleri, birçok O da var kişi sigorta. insanların sosyal medya paylaşımlarına dikkat ediyor. Evet. Dolayısıyla sizin sosyal medya hesabınızdan yaptığınız bir story paylaşımı, başka bir paylaşım, sizin bir davada aleyhinize delil olarak karşınıza çıkabilir. Kullanılabilir diyoruz. Bu açıdan trafikte seyrederken story olarak şarkıyı ya da başka bir şeyi paylaştığınız olayda evet trafik kazasında kusurludur. Çünkü yola dikkat etmemiştir. O dakikada sosyal medyada story paylaşıyordu, şarkıyı paylaşıyordu. Elinde telefon vardığının bir delili İspatı. olabilir. Tabii ki bunu da buradan belirtelim. Hepimiz yapabiliyoruz bazen. Gerçi ben kullanırken hani öyle şu an kullanmıyorum da kullanırken de yapmam diye düşünüyorum.
aman diyelim. Artık yapmazsın. Kimse, evet, şunu bildikten sonra hiç yapmayız tabii ki. Aslında bilmeden yapmamız da gerekiyor. Evet. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz sonuçta baktığımızda. O yüzden dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ha, teşekkür. Ama farklı bir güne ben doyamadım. Daha konuşacak çok ilginç şeyler var sosyal medyayla, hukukuyla alakalı. Çok farklı başlıklar var ama tabii ki vaktimiz kısıtlı olduğu için belli bir kısmını işleyebildik. O yüzden ben ilerleyen günlerde, haftalarda yine bekleyeceğim şöyle sizi buraya. Şöyle bir şey yapalım. Kitap okuyun. Evet. Üzerine konuşalım. Aa, süper, çok iyi olur kesinlikle. Çok da memnun olurum. Çok da güzel, hepimizi ilgilendiren başlıklar var içerisinde. Sizler de alın okuyun diyoruz. Sınırsız Dünyanın, Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları isimli kitabımız. Çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Verdiğiniz bilgiler de bizler için, hepimiz için faydalıydı. Günlük hayatımızda da kullanmamız, yedirmemiz anlamında. Bunları da kulağımızı küpe edinerek ona göre yola bakacağız. Rehberlik etme konusunda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet efendim, bugün biz bize de sosyal medya hukuku dedik. Avukat Rıdvan Yıldız bizlerle birlikteydi ve neler neler konuştuk. Kitabımızdan bahsettik öncelikle. Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları ismi kitabımızın içerisinde aslında şu ana kadar konuştuğumuz başlıkların ve birçoğunun daha devamı bulunmakta, başlıklarımız bulunmakta. Sosyal medyada sahte takipçilikten bunun cezasının olup olmadığından bahsettik. Bunun dışında sosyal medya fenomenisiniz, bir YouTuber'sınız. Allah vermesin başınıza bir şey geldi, vefat ettiniz. Bundan yakınlarınız maddi anlamda kaynaklarından faydalanabiliyor mu? Miras olarak bırakabiliyor muyuz? Bunları konuştuk. Bunun dışında iş hayatımızı tehlikeye sokan sosyal medya paylaşımları dedik. Trafikte sosyal medyadan yine bahsettik, kullanımından. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde biz bize de farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.